Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla baş başayız. Büyük bir heyecan var. Çünkü gün birincisini siz belirleyeceksiniz Kadir Bey. Ya siz olacaksınız ya Pınar Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de fena değilim vallahi. Heyecanlandım birden şimdi. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Gerçekten. Normalde de heyecanlı biri misinizdir? Heyecanlıyım evet. Burada daha çok heyecanlıyım şu anda. Ay. Peki, bakalım. Kelimelerle aranız nasıl? Fena değil. Fena değil. Kocaeli'den geliyorsunuz. Kocaeli'den geliyorum. Tek başınıza mı geldiniz? Tek başıma geldim. Harika. Çok güzel. Peki geri oraya mı döneceksiniz? Evet, oraya döneceğim. Harikulade. Siz infaz koruma memuru olarak evet. çalışıyorsunuz. Seyahat etmek ve kitap okumak hobileriniz. Evet. Nereleri gezmeyi sevdiniz? Yani yurt içini gezdim şu anda. Evet. Mesela en çok nereyi sevdiniz? En çok Güneydoğu'yu sevdim. Ya. Yani tekrar gitmek isterim. Çok... Ayrıca müzikle ilgileniyorum. Aa. Amatör olarak klarnet çalıyorum. Keşke yanınızda getirseydiniz ya. İnşallah. Haftanın finalisti olursanız getirir misiniz? Getiririm. Yalnız? Ay iyi. Hadi bakalım. Yine Pınar Hanım'dan da bir şey isteyeyim bari. Siz de bir şey getirin haftanın finalisti olursanız. Kestane şekeri. Bakın onu o zaman sonra tamam, konuşuruz. Bakacağız. Nasıl hissediyorsunuz? Başlayalım mı? Başlayabiliriz evet. İlk sorumuz geliyor. Yavru yetiştirecek duruma gelmiş veya çok yavrusu olmuş, yaşlanmış dişi kümes hayvanı. Anaç. Anaç doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Kendisi Fransa'dan bizlere katılmış. Buyursunlar. Otellerde çalışan erkek oda hizmetlisi. Bir harf alabilir miyim? Biliyorum da. Dur bakalım. Tabii biliyorsunuz. Harf istedi adam. Yetişemedim. Arabayı da veririz. Vale. Vale efendim. Tabii ki vale. Vale doğru cevap. Beş harfli kelimelerimize geçtik. İlk beş harfli kelimemiz bakın nasıl da Türkçe. Buyursunlar. Kanayan yaranın zamanla bağladığı kabuk. Sert katman. Kabuk doğru cevap. Efendim argo bir söz ikinci beş harfli kelimemiz buyursunlar nasıl da bir sorusu varmış. Anlayışı kıt, nezaketsiz, görgüsüz, kaba, kalın kafalı anlamlarında argo bir sıfat. Angut? Yok o değil. Şey daha argo. İkinci hecesi Avrupa'da erkeklere verilen bir ünvan. Düşesin kocası nedir efendim? Değil mi? Mete Bey'e kocasını söyleyip eşini sormuştum. Şimdi eşini söyleyip eşini soruyorum. Kont. Yok. Daha teki yani daha. Bir harf alabilir miyim? Bir harf verelim efendim. Yormayalım. I. Hadi oradan be. Gibi. Yani bir harf daha alın istersen. Bir harf daha alayım. Verelim buyurun. Hödük. Hödük doğru cevap. Hüt. Gerçekten böyle böyle bildirmeye evet. çalıştık. Altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Buyursunlar. Bir şey asmaya veya bir yere takılmaya yarayan sivri ve eğri uçlu demir. Kanca değil. Değil ama yani. Bir şey askılık. Yok efendim. Efendim bunun bulmacası var. Çengel. Çengel doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz bir birleşik kelime. Görelim mi soruyu? Kendisi Türkçedir. Mecazen damat anlamında kullanılan bir tabir. Damat anlamında kullanılıyor. Mesela diyelim ki sizin bir kızınız var. O evleniyor. Damada ne diyorsunuz? Butona neyle basıyorsunuz efendim? Elimle. Evet. Eloğlu. Eloğlu doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçtik. Yedi harfli ilk sorumuz. Bakın ne kadar güzel. Doğada rastlandığı gibi doğaya uygun olan doğal. Organik. Fransızca kökenli. Doğal. Evet. Doğada rastlandığı gibi. Bozulmamış.
Zeytinyağlarının üstünde böyle nokta nokta sızma yazar. Riviera. Yok, öyle değil. Yani doğal anlamında yazar. İngilizce doğa nedir biliyor musunuz? Harf alın efendim. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Natürel. Natürel doğru cevap. Zeytinyağı gözünüzün önünden aktı diye tahmin ediyorum şu an. Harikulade yarışmanın tam yarısındayız. 3300 puanımız var. 1 dakika 16 saniye süremiz var. 4 tane de harfimiz var. 4 harf alacaksak 5 saniye arttıracağız. Tamam. 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Fazla gösterişli olmayan ökçeli ayakkabı. İskarpinin kabası. Ökçeli. Türkülerde geçer. Kundura. Kundura doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. İlk 8 harfli kelimemiz 2 kelime. İkisi de Farsça kökenli. Bakalım nasılmış sorusu. Daltonizm rahatsızlığı olan kimse. 2 kelime değil mi? Evet efendim. Bir harf alabilir miyim? Tabii verelim efendim. Bir harf verelim. Sürede gidiyor o arada. Ö. Kırmızı yeşil, yeşili kırmızı. Renk körü. Renk körü doğru cevap. Efendim 8 harfli ikinci kelimemiz bir birleşik kelime daha. İlk kelime Farsça kökenli. İkinci kelime Türkçe. Buyursunlar. Genellikle limanlarda deniz üzerinde oluşan katı atıkların toplanması için oluşturulmuş araç. Katı atık nedir efendim? 31 saniyemiz kaldı. Bir harf alabilir miyim? Bir harf alalım. K diyor. Durdurayım. Durdurduk süreyi. Katı atık nedir efendim? Yani, atık ya. Yani. Çöp. Çöp efendim bravo. Çöp. İlk çöple çöp başlıyor. Mu? Evet. Çöp. Çöpü böyle toplayıp hemen çekiyor. Çöp. Çöp böyle yakalıyor çöpü. Çöp kapan. Ne? Çöp kapan. Ne? Çöp kapan. Bir harfi değişik. Çöp kapan. Çöp. Kapan. Değil işte değişik. Kapak. Değil efendim. Kapal. Değil. Son harfi mi değişik? Evet efendim. Kapaç. Hayır. Kapat. Hayır. Kapan. Hayır. Kapal. Değil. Kapar. Kapar efendim ya. Bir taneydi ya, bir tane. Yani. Yine üzgün alkış aldık sevgili alkış severler. Gördünüz mü neler yaşandı? Ah, kalpler kırık, boyunlar bükük. Evet, bir harfli. Kadir Bey gerçekten işte kısmet. Nasip. Kısmet dediğimiz böyle bir şey demek ki. Efendim 9 harfli ilk kelimemiz şöyle geliyor. Bakınız nasıl geliyor. Dengesi bozuk, tabanı üzerinde harf hareketsiz duramayıp sallanan anlamlarında bir sıfat. Durdurun istersen. Dıngıldak diyeceğim. Gibi evet, onun daha incesi. Kelime o da, harfleri inceltin. Dingil. Evet. Dingildek. Evet efendim, dingildek doğru cevap. R harfini bilseydik çöp koparı. Evet, gerçekten. Ama zor kelimeydi o. Yani hakim olmama ihtimaliniz vardı. 9 harfli ikinci kelimemiz efendim 2 kelime ve mastarla bitiyor. Tamam. Buyursunlar. İstediği şey uğruna canını bile feda etmeye hazır olmak anlamında amade, bir deyim. Emre amade. Bir harf alabilir miyim? Verelim efendim. 7 saniye. Harf alayım saniye, bir tane daha. 5 saniye. İstediği şey uğruna. Mastarla bitiyor. Sonunda mekmakı da koyduk mu? İşleri yoluna, birinin yoluna, peki? Baş koymak. Baş koymak harikulade. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz 2 kelimeden oluşuyor. Arapça ve Türkçe kökenli kelimeler buluşmuşlar, birbirlerinden hoşlanmışlar, beraber kalmaya karar vermişler. Sorusu da bakın nasıl gelmiş. Psikolojik olarak tam bir harf iyilik hali harf veya denge derken sürede bitti. Efendim
Yani bu devirde bunun sağlam kalması oldukça zor. Mesela biz ne için psikoloğa gideriz? Neyi düzeltmek için? Sinirlerimizi yani. Yani ve daha... Ruh. Evet. Ruh sağlığı. Ruh sağlığı doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Son sorumuz bizim elimizde kalıyor Kadir Bey. 6400 puan aldınız. Gerçekten bir kelimeyle. Gördünüz mü? Evet. Yani aslında gün birincisi olabilecekken evet. Tek bir harf. Orada kapar deseydin. Ya. Evet. 1600 bir onu puan. Demediniz. Kadir Bey'e tekrar kocaman bir alkış veriyoruz ve kendisini uğurlarken Pınar Hanım'ı da yanıma davet ediyorum.